Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Kerkük yemeği yapmak istiyorum. İçli köfteli pazı yemeği, zırh deniyor orada. Zırhlı içli köfte. Evet, bunun için saplarıyla beraber koyduğum 2 demet pazım var. 4 adet şalgam. Bakın şalgamlar. Onları doğrayacağım. 1,5 bardak kadar, su bardağı kadar ince bulgur. Biraz irmik. 1 yumurta. 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Yarım kaşık biber salçası. Daha önceden yaptığım kıyma harcı. Soğanla baharatlarıyla beraber kavurduğum kıymalı harç. İçli köfte harcı. Ve yemeğe katmak için bir adet de soğanımız var. Şimdi pazılarımı yıkıyorum. Ve ince bulguruma döküyoruz ki bulgur da temizlensin. Önce ayçiçek yağı koyduğumuz tencerede doğranmış soğanlarımızı kavuruyoruz. Bu arada bulgurlarım şişmiş. Yarım bardakta irmik ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Buna 2 kaşık kadar da un ilave ediyorum. Böyle de bir karıştırıyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Pul biber ilave edip yine şöyle bir karıştırıyoruz. Ve
Biraz kapağını kapatıp dinlendiriyoruz. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Biraz bu şekilde de dinlendirelim. Bir 5 dakika. Bu arada yemeğimize bakalım. Evet, biraz daha su ilavesi yapıyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Elimi biraz suya daldırıyorum. Böyle su yardımıyla şekillendiriyorum. İçine kıyma parçamı koyup kapatıyorum.
Bu arada pazılarım, daha önce koyduğum pazılarım küçüldü. Geri kalan pazıyı da üzerine ilave ettim. Biraz da sıcak su ilave ettim. Bir miktar daha sıcak su ilave ettim. Şimdi hepsinin böyle pişmesini bekliyoruz. Daha sonrası tuz ilavesi yapacağım. Şimdi gördüğünüz kadar içli köftelerin içini doldurabildim. Biraz arttı hamurumdan. Olsun, sorun değil. Dilersek bundan böyle parçalar alıp şu şekilde boş olarak alıp şöyle parmağımızla da bastırabiliriz. Şöyle, evet, işte şöyle. Bunu bakın şu şekilde de yapabiliriz. Kızartabiliriz bunu tavada. Az yağda tavada kızartabiliriz veya normal içli köfte gibi bol yağda kızartabiliriz. Çıtır çıtır olur, güzel olur. Veya dilersek bunları böyle boş da alabiliriz. Boş alıp yemeğimizin içine de katabiliriz. Sorun değil. Evet. Kızartmak için ayırdıklarım şu şekilde oldu. Bunları da böyle fazla yemeğin içine atıyoruz. Evet, artık pazılar da pişti. Şöyle biraz tuzunu da atalım. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğimizin böyle biraz sulu olması gerekiyor. Çorbayla yemek arası bir kıvamı olacak. Suyu bol bir yemek. Şimdi de artık köftelerimi bırakıyorum. Biraz da kısık ateşte bu yemek köftelerle birlikte pişmeli. Şimdi en kısıkta pişiriyoruz. Evet, şimdi rengi değişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Değişik yemeğimiz pişti. Servis kabını aldım. Bakın. Pazılar. Yani zır. Şalgam. Ve içli köftelerimiz. Evet. Zırhlı köfte. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.